Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci saatte nüfustan devam ediyoruz arkadaşlar. Aritmetik nüfus yoğunluğunda kalmıştık. Aritmetik nüfus yoğunluğuyla devam edelim. Üç başlıkta inceliyoruz Türkiye'de nüfus yoğunluklarını. Aritmetik nüfus yoğunluğu, tarımsal nüfus yoğunluğu ve fizyolojik nüfus yoğunluğu dedik. Şöyle aritmetik nüfus yoğunluğuyla başlayalım. Şimdi aritmetik nüfus yoğunluğunda kilometre kareye düşen kişi sayısını buluyoruz. Bunu da nasıl buluyoruz arkadaşlar? Toplam nüfusumuzu yüz ölçümüne bölüyoruz. Toplam nüfusumu yüz ölçümüne böldüm ve kilometre kareye düşen kişi sayısını buldum. Yani Türkiye'de kilometre kareye 107 kişi düşüyormuş. 107 kişi. Peki bu dengeli bir şekilde ülkeye dağıldı mı? Hayır. Neden? Çünkü bazı bölgelerimizin nüfusu aşırı fazla, bazı bölgelerimizin nüfusu az. Bu da nüfus yoğunluğuna yansıyor tabii. Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge derse Marmara bölgesi. Marmara bölgesinde de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il tabii ki bir megapol olan İstanbul. Biliyorsunuz nüfusu 16 milyona yaklaştı. İstanbul'da kilometre kareye arkadaşlar 2900 kişi düşüyor. Oldukça fazla bir rakam. 2900 kişi düşüyor İstanbul'da kilometre kareye. Peki nüfus yoğunluğu en az olan il ise arkadaşlar genelde hep Bayburt diyorduk. Artık Tunceli oldu. Çünkü Tunceli'nin nüfusu son nüfus sayımına göre Türkiye'de en az nüfusa sahip il olmuş. Çok fazla bir fark yok ama Tunceli'de nüfus daha azdır. Bundan önce Bayburt'taydı arkadaşlar. Artık Tunceli'de nüfusumuzun en az olduğu il Tunceli. Ve buna bağlı olarak da aritmetik nüfus yoğunluğu en az olan ilimde Tunceli kilometre kareye burada da 12 kişi düşüyor. Sadece 12 kişi. Ne kadar az. İstanbul'da alan küçük. Evet, İstanbul'un yüz ölçümüne baktığınız zaman mesela şurada bakın. Şurası şöyle işaretlediğim yer İstanbul. Yani yüz ölçümü çok geniş değil. Şimdi Konya, Ankara, işte Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, buralar, mesela Kayseri, buralar yüz ölçümü çok geniş olan iller. Ama İstanbul'a baktığın zaman çok fazla bir yüksek, hani çok fazla bir yüz ölçümü yok. Nüfus oldukça fazla. Nüfus gereğinden fazla. Oldukça fazla. Bu durumda ne yapacak? Aritmetik nüfus yoğunluğu da fazla çıkacak. Ama Tunceli'de alan çok geniş değil yine Tunceli'nin alanı. Ama nüfus o kadar az ki, hani alan çok geniş değil, evet, bir Konya kadar, bir Erzurum kadar geniş değil. Ama nüfusu çok az olduğu için 88 bin nüfusu var Tunceli'nin ortalama. Nüfusu az olduğu için burada ne yapıyor? Kişi başına yani o kilometre kareye düşen yoğunluk daha az çıkıyor. Yani burada nüfus devreye giriyor. Yüz ölçümünden ziyade nüfus ön plana çıkıyor diyelim. Tunceli'de arkadaşlar. Bölge olarak Marmara ve Ege bölgesi yoğun göç aldıkları için nüfus yoğunluğu fazla. Güneydoğu Anadolu bölgesi yüz ölçümü küçük olduğu için yine nüfus yoğunluğu fazla çıkıyor. Yani aşırı bir nüfus yok Güneydoğu Anadolu'da ama yüz ölçümü küçük olduğu için nüfusu oranladığın zaman yine fazla çıkıyor aritmetik nüfus yoğunluğu. En az olan bölge ise aritmetik nüfus yoğunluğu en az olan bölge ise tabii ki Doğu Anadolu bölgesi. Neden? Alan oldukça geniş. Doğu Anadolu bölgesinde oldukça geniş bir alan var. Oldukça geniş bir alan var. Ama nüfusum az. Alan oldukça geniş ama nüfusum az olduğu için burada aritmetik nüfus yoğunluğu oldukça az çıkıyor arkadaşlar. Nerede? Doğu Anadolu bölgesinde. Bunun da iki temel sebebi var. Bir, nüfus az, yüz ölçümü çok büyük. Birincisi aritmetik nüfus yoğunluğuydu arkadaşlar. Aritmetik nüfus yoğunluğunda toplam nüfusumu yüz ölçümüne böldüm. Şimdi İstanbul yüz ölçümü küçük, nüfus oldukça fazla. O zaman buradaki insanlar zaten kalabalık, sıkışık. Yani aritmetik nüfus yoğunluğu fazla. Tunceli en az olan ildir aritmetik nüfus yoğunluğu. Bölge olarak da Marmara Ege bölgesi ön plana çıkıyor. Doğu Anadolu bölgesinde ise aritmetik nüfus yoğunluğu oldukça az çıkıyor. Alan çok geniş, nüfus çok az. Bu durumda da ne oluyor? Kilometre kareye düşen insan sayısı daha
az çıkıyor. Bu birincisi. Burada sıkıntı yok. Geldim ikincisine. Tarımsal nüfus yoruluyor. Burada da tarımla uğraşan nüfusu, yani çiftçileri toplam tarım alanına veriyorum. Burada esas dikkat etmeniz gereken şey yer şekilleri. Çünkü yer şekilleri düzse burada tarım alanı vardır. Ama yer şekilleri engebeliyse, eğimli araziyse burada tarım alanı yoktur. E şimdi tarım alanı olmayan bir yerde de çok fazla tarım yapamayacağın için tarımsal nüfus yoğunluğun fazla çıkar. Ama tarım alanı bol, dümdüz olan yerlerde çok fazla tarım alanı olacağı için nüfus yoğunluğun, tarımsal nüfus yoğunluğun daha az çıkar. Bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bakalım, yer şekillerinin dağlık, engebeli olduğu, tarım arazilerinin az olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu buralarda fazla çıkıyor. Peki bizim ülkemizde nereler engebeli? Onlara bir bakalım. Nerelerde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazla çıkar? Eğim engebe olduğu için, tarım arazisi olmadığı için. Karadeniz bölgesi, özellikle de doğusu. Evet, batısında da eğim engebe var ama doğusunda daha şiddetlidir bu. Oradaki dağlar daha yüksektir. Karadeniz bölgesi, tarım alanı yok. Zaten dikkat edin, insanlar eğimli yamaçlarda tarım yapıyor. Buralarda tarım alanları oldukça sınırlı. O yüzden insanlar ne yapıyor? Balıkçılığa yöneliyor. Tabii farklı bir alana yönelmek zorunda. Çünkü tarımla uğraştın. E tarım arazisi olmayan ne yapacak? Mecburen farklı alanlara yönelecek. Yıldız Dağları bölümü hatırlayın. Masif arazilerde vardı burada. Yıldız Dağları bölümü. Burada da tarımsal nüfus yoğunluğu fazla çıkacak. Çünkü dağlık, engebelik bir alan. Muğla Menteşe yöresi. Yani tam şuraları işaret ediyor. Muğla Menteşe Dağları. Burası da dağlık bir alan. O zaman burada da tarımsal nüfus yoğunluğu fazla. Teke Taşeli platoları. Teke platosu, Taşeli platosu. Buralar karstik arazi. Yine yüksek yer. Yüksek yer olduğu için zaten tarım yapamıyorsun. Karstik arazi olduğu için tarıma elverişli değil. O yüzden buralarda da tarımsal nüfus yoğunluğu fazla çıkar. Doğu Anadolu bölgesi genel olarak. Zaten eğim engebe iklim el vermediği için buralarda, Doğu Anadolu bölgesinde tarımsal nüfus yoğunluğunda fazla çıkacak. Çünkü yok, tarım arazisi yok ve iklim de el vermiyor zaten tarım yapmana. Arazin olsa bile iklim el vermiyor, çok soğuk. O yüzden Türkiye'de dağlık, engebeli alanlar tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler. Peki nerelerde tarımsal nüfus yoğunluğu daha az çıkar? Tarım yapabildiğin alanlarda, düz alanlar. Neresi burası? İç Anadolu bölgesi. Özellikle de Konya ve Güneydoğu Anadolu bölgesi düz olduğu için tarım arazileri fazladır. Bu da tarımsal nüfus yoğunluğunun az olmasına neden olur. Size genellikle Konya'yı verirler. Konya'ya dikkat edin. Urfa'yı verirler. Mesela orası da dümdüzdür. İşte Diyarbakır'dır. İşte Mardin'dir. Buralar düz alanlar. Buralarda tarım arazilerini görürsünüz zaten. Ama gidip bir Trabzon, bir Rize, bir Artvin, buralar ya da bir Erzurum. Buralar eğim engebenin yükseltinin olduğu yerler olduğu için buralarda tarımsal nüfus yoğunluğu fazla çıkar. Konya, Şanlıurfa gibi düz alanlarda tarım alanları geniş olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu az çıkarken Trabzon, Rize gibi tarım alanlarının dar ve kısıtlı olduğu yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazla çıkmaktadır. Sorularda il de veriyorlar. Dikkat edin arkadaşlar. Soru çözerken açın, bakın. Kaynaklarınıza bakın, slayta bakın, bilgilere bakın. Kafanız karıştıysa tekrar tekrar dinleyin. Bu konu birazcık karıştırılabiliyor. Çok soru çözerseniz halledersiniz bunları arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir de fizyolojik nüfus yoğunluğu var. Üçüncüsü. Burada da arkadaşlar tarımsal yeterlilik düzeyi bulunur. Yani o bölgedeki tarım alanları, oradaki üretilen ürünler, o bölgede yaşayan insanlara yetiyor mu, yetmiyor mu? Bunu hesaplıyoruz. Fizyolojik nüfus yoğunluğunda. Bu sefer toplam nüfusu, toplam ekili dikili alanı bölüyoruz. Tarımsal nüfusta tarımla uğraşanları bölüyoruz toplam tarım arazisi. Bu sefer toplam nüfusu. Dedik ya, orada üretilen ürünler nüfusa yetecek mi diye. O yüzden toplam nüfusu yapıyoruz. Bu da tarımsal yeterlilik düzeyini buluyor. Fizyolojik nüfus yoğunluğu, üretilen ürünlerin nüfusun ihtiyacını karşılayabilme durumunu ölçer. Şimdi Marmara bölgesi. Nüfus fazla mı? Oldukça fazla. Türkiye nüfusunun neredeyse 1/4 biri burada. 20 milyonun üzerinde toplam nüfus Marmara'da. Şimdi buradaki Marmara'nın tabii sanayi de çok gelişmiş olduğu için tarım arazileri çok fazla yer kaplamıyor. Şimdi burada
Şimdi Marmara bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri oradaki 20 milyonun doyurmaya yetiyor mu? Yetmiyor. Niye? Çünkü nüfusun çok fazla. Çok fazla tarım aranı olacak ki sen ancak nüfusu doyurabilirsin. İşte bu yüzden 20 milyon üzerinde nüfus olduğu için buradaki üretim tüketimi karşılayamıyor ve fizyolojik nüfus yoğunluğu fazla çıkıyor arkadaşlar. Bu bir. Buyur. İç Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinde ise tarım alanı geniş mi? Geniş. Nüfusun çok fazla mı? Hayır. Zaten yoğunluğu da fazla değil. Hatırlayın. Hayır. Çok fazla bir nüfus yok. O yüzden buralarda nüfus yoğunluğu azalır. Çünkü karşı var. Üretilen ürünler oradaki nüfusun ihtiyacını karşılıyor. Karadeniz'in doğusu. Tarım alanın var mı? Yok. Engebeli. Doğu Anadolu bölgesi. Tarım alanın var mı? Yok. İşte burada da tarım alanların kısıtlı olduğu için yer şekillerine bağlı olarak ekili dikili arazinin az olması burada da tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasına neden oluyor. Yani insanlar bir yere yoğunlaşıyor. Yetmiyor. Tarım alanı yok ki ürettiğin ürün sana yetsin. Dışarıdan alıyor. İstanbul, Trabzon, Rize, Erzurum, Elazığ gibi şehirlerde fizyolojik nüfus yoğunluğu fazla. Doğu Anadolu bölgesi dedik, İstanbul'da nüfus fazla dedik, Doğu Anadolu'da tarım arazisi, Karadeniz'de tarım arazisi yok dedik, buralarda fazla çıktı. Ama Konya, Karaman, Aksaray, Şanlıurfa gibi tarım arazisinin olduğu, nüfusun çok fazla olmadığı yerlerde fizyolojik nüfus yoğunluğu az çünkü ürünler yetiyor. Anlaşıldı mı? Olayın kısaca özü budur. Ben böyle çok fazla da tekrarlayıp kafanızı karıştırmayayım. Bunları tekrar dinlersiniz. Soru çözerken de açık dinleyin. Kaynaklarınıza bakın. Veya bana da gönderirsiniz WhatsApp'tan, Instagram'dan. Soru üzerinden de bakarız arkadaşlar. Devam ediyorum. Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörler. Doğal faktörler ve beşeri faktörler. Doğal diyorsa işin içerisinde insan yok. Ama beşeri diyorsa daha çok insana bağlı olarak oluşan faktörlerdir. Ulaşım, sanayi, ticaret, turizm, tarım. Bunların hepsi insan mı ortaya çıkan şeyler? Yer şekilleri, dağlık ve engebeli sahalarda ulaşım, sanayi faaliyetleri gelişmediği için nüfus seyrek. Aynen öyle. Doğu Anadolu, Karadeniz'in doğusu ve batısı ile iç kesimleri yani Gümüşhane gibi, Bayburt gibi yerlerden bahsediyoruz. Yıldız Dağları, Tekke Taşerif gibi yapılır. Az önce saydığımız yerler Türkiye'nin engebeli arazileri ve nüfusunun az olduğu yerler. İklim. İnsanlar her zaman iklim koşullarının iyi olduğu yerlere, ılıman olduğu yerlere yerleşir. Yani kimse gidip hadi ben Erzurum'a göç edeyim orada hava -30'a düşüyor. İşte ne güzel üşürüz, donarız demiyor. Ne yapıyor? İzmir'e geliyor, İstanbul'a geliyor, Antalya'ya geliyor, işte Muğla'ya geliyor. Ne yapıyor orada? Çünkü sanayi varsa öncelikle sanayiye gidiyor. Sanayi yoksa ılıman hava var. Oraya gidiyor. İklim uygundur. Tarım yapabiliriz. Geçmişte de böyle. Dikkat edin yani Mezopotamya'dır, işte Mısır'dır, Çin'dir, Akdeniz ülkeleridir. Yani bunlara bakın. İlçe medeniyetlerine. Hepsi orta kuşakta, ılıman kuşakta. Bir de hepsi su kaynaklarına yakın yerlerde. Mezopotamya, Fırat, Dicle. Niye? Tarım yapacak. Arazi verimli olacak, su kaynağı olacak. İklim uygun olacak. Böyle olduğu zaman yerleşiyor. Yani biz de Doğu Anadolu bölgesinde iklim şartlarından dolayı yaşam alanı kesinlikle sınırlı arkadaşlar. Su kaynakları. Ekonomik gereksinim ve canlılar için çok önemli olan su kaynakları özellikle Doğu Karadeniz'de dağlık yerleşme, iç ve Güneydoğu Anadolu'da ise toplu yerleşmelerin oluşmasında belirleyici olmuştur. Bahsedeceğiz. Yani su kaynakları varsa orada insanlar rahatlıkla tarım yapar, tarım yaparsa yerleşir, yerleşirse orası gelişir arkadaşlar. Su kaynaklarının olmadığı yerler çok fazla gelişmiyor. Geçmişten günümüzde. Bitki örtüsü. Türkiye'de nüfusun dağılışında en az etkili olan faktör ve doğal faktörler arasında bir de yerleşmeyi sınırlandırır. Niye? Çünkü orman örtüsünün gür olduğu yerlerde insanların yani yerleşmesi ve oraların genişlemesi zordur. Şimdi orada bir orman örtüsü varsa gidip oradaki orman örtüsünü yok edip doğaya zarar verip yerleşme yapmaman lazım. Beşeri faktörler. İşin içerisine insan giriyor. Bunları kısa kısa geçiyorum zaten. Aklınızda kalır. Hani kolaylıkla çıkarabileceğiniz şeyler. Ulaşım faaliyetleri sanayinin gelişmesinde öncelikli etkiye sahiptir. Yol arkadaşlar. Bir yerde yol uygunsa, yani oraya kolaylıkla gidip gelebiliyorsan, orası rahatlıkla gelişir. Zaten yol medeniyettir derler. Yani şimdi sen böyle bir dik yamaçlı olan bir yere, tek gidiş geliş olan, toprak yol olan, tehlikeli olan, ışığı olmayan,
nüfusu olmayan bir yere sürekli gidip gelsen zor olur. Gitmek istemezsin. Ama bir İstanbul gibi bir yere, yani yolu var mı? Var. Nüfusu var mı? Var. Kalabalık mı? Kalabalık. Gelişmiş mi? Gelişmiş. Ne yapıyorsun? Ulaşım kolay. Hava yoluyla gidiyorsun, kara yoluyla gidiyorsun, deniz yoluyla gidiyorsun, demir yoluyla gidiyorsun. Ulaşımı her türlü sağlayabildiğin için orası daha rahat geçiyor. Mesela bunun en güzel örneğini Afyon'da görüyoruz arkadaşlar. Tam kesişim noktasındadır. Müthiş şekilde Afyon'un gelişmesinde etkiledi. Ya da Eskişehir. Eskişehir'in gelişmesindeki en büyük sebeplerden biridir demir yolu. Demir yolu. Ya da yüksek hızlı trenin ilk başladığı yerdir yani. Baktığın zaman Eskişehir. Ulaşım. Sanayinin gelişmesindeki öncelikli etkiye sahip ürünlerin ticareti ancak gelişmiş bir ulaşım ağıyla sağlanmaktadır. İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara gibi şehirlerin yoğun nüfuslanmasında etkili olmuş. Sanayi, nüfusun yine yoğunlaştığı alanlarda iş imkanı fazla olduğu için insanlar buraya göç eder. Zaten Kocaeli'deyim ben yıllardır. Kocaeli'de Gölcük'te yaşıyorum. Daha böyle has bir Gölcük'tü. Dededen, dedesinin dedesi, onun dedesinin dedesi Kocaeli'de yaşamış, doğmuş, büyümüş biri yok. Herkes göç etmiş. Sinop'lu arkadaşım var. Trabzonlu, Kastamonu'lu, Erzurumlu, ben varım Tokatlı. Yani her yerden, kozmopolit bir şehir, her yerden göç aldığı için bir iş imkanı fazla. İnsanlar buraya göç ediyorlar. Kocaeli, Bursa, İzmir, Manisa, Adana, Ankara, Eskişehir, daha da arttırabilirsiniz sanayi şehirlerini. Buralar yoğun göç alır arkadaşlar. Tarım. Tarımsal üretim, tarım çeşitliliğinin fazla olduğu alanlarda nüfus fazla şimdi. Çukurova, Adana, Silifke Ovası, Mersin, kıyı Ege'deki Delta Ovaları, Bafra, Çarşamba Ovaları, buralar Türkiye'nin verimli tarım alanları. Buralarda tarım sanayisi de gelişmiştir. O yüzden buralarda örnek gösterebiliriz. Buralarda bolca nüfus yoğun. Turizm, özellikle de ülkemizin tanıtıcı yönü olan kıyı turizminin geliştiği yerler yoğun nüfuslanmıştır. Yani kıyı turizminde çok çok iyiyiz. Türkiye'ye yaklaşık en son 50 milyon kadar turist ağırladı 2019'da. Tabii bu 2020'deki korona muhabbetinden dolayı şimdi yazın bizde de yani tüm dünyada bu turizm düşecek. Hani gelirler düşecek, kişi sayısı düşecek, insanlar daha az seyahat edecek. Ama Türkiye önemli bir turizm ülkesi arkadaşlar. Antalya, Bodrum, Fethiye, Kuşadası, Çeşme, İstanbul, Bursa örnek olup hani örnek verilir. Dikkat edin. Turizmde deyince hemen aklımıza deniz turizmi, kıyı turizmi, Antalya gelir, Muğla gelir, İzmir gelir ama dikkat edin. İstanbul, Bursa, tarihi turizm, yani o kültür turizmi çok önemlidir. Özellikle de İstanbul arkadaşlar. Türkiye'de en fazla turistin geldiği yer, Marmara bölgesi en fazla turistin geldiği bölge, bunlardan bahsediyoruz. Yeraltı kaynakları. Orada bir yeraltı kaynağını bulup işletimi açıyorsan oranın nüfusu da artar. Yani Zonguldak. Taş kömür olmasa Zonguldak diye bir yer olmaz. Batman. Petrol olmasa Batman Diyarbakır'ın ilçesi olarak kalacaktı. Manisa, Soma, Linyet, Seydişehir, Boksit, Alüminyum, Karabük, Demir Çelik Fabrikası. Yani burada yeraltı kaynağı veya oradaki bir sanayi tesisi ne yapıyor? Oranın oradaki nüfusu arttırıyor diye. Türkiye'nin yoğun nüfuslanmış yerleri ve seyrek nüfuslanmış yerlerine bakalım. Buralarda nüfus neden yoğunmuş? Kırmızıyla işaretlenen yerler yoğun nüfuslu yerler arkadaşlar. Şöyle haritada da görelim. Çatalca, Kocaeli. Neden yoğun burada? Bir, sanayi, iş imkanı, ulaşım, elverişli. Buna bağlı olarak zaten sanayi çok fazla değişiyor. Deniz özellikle de. Deniz ulaşımı. Ticaret. İnsanın olduğu yerde ticaret olur, insanlar ihtiyaçlarını karşılayacak. Turizm, özellikle de İstanbul, Bursa, Marmara bölgesindeki bu yoğunlukta, yani şu Çatalca, Kocaeli'de İstanbul diyelim, Bursa'yı ayrı işleyeceğiz. İstanbul'da turizm oldukça gelişmiştir, bahsetmiştir. Bursa, sanayi var mı? Var. Özellikle arkadaşlar, otomobil fabrikaları var Bursa'da. Renault gibi. Gelişmiştir. Ulaşım gelişmiştir. Zaten düz bir alan. Ticaret tabii ki gelişti. Turizm özellikle de işte Ulu Cami'dir, türbelerdir. Önemli bir turizm yeridir. Tarım. Karacabey Ovası yine Marmara'nın güneyi, Türkiye'de Marmara bölgesinde tarımın yoğunlaştığı yerlerden biri. Kıyı Ege arkadaşlar. Yani Çatalca, Kocaeli dediğimiz yer şurasıydı. Bursa dediğimiz yer burasıydı. Ege'nin kıyıları da arkadaşlar şöyle, şu işaretlediğimiz yer. Sanayi var mı? Var. Özellikle de tarım sanayisi gelişmiştir. Bu graben alanlarındaki tarım, ovalarda yapılan tarımdan dolayı.
ulaşım gelişmiş, ticaret gelişmiş, turizm gelişmiş, tarım gelişmiş. Yani bu nedenler nüfusun yoğun olmasının nedenleri burada. Antalya turizm var, tarım var. Antalya'da sanayi yok arkadaşlar. Antalya'da bir tarım var, iki turizm var. Kıyıda turizm, turist. İç kesimlere de giderseniz seracılık, tarım ön plana çıkıyor. Çünkü iklim uygun, Akdeniz iklimi yani tarım için elverişli. Yani su olanağı da varsa bitmiştir. Orada verimli tarım alanları var. Adana, Mersin tarım var mı? Var. Ulaşım var mı? Var. Ticaret var. Özellikle de Mersin arkadaşlar serbest bölge. Gaziantep sanayi, tarım ön plana çıkar. Doğu Karadeniz kıyıları yer şekillerinden dolayı yoğunlaşmış. Çünkü buradaki dağlar hemen denizin dibinden yükseldiği için insanlar kıyılarda yoğunlaşmış. Kıyılarda, kıyı kesimlerinde çok sıkışık bir şekilde oturuyorlar. Özellikle de Karadeniz'in doğusunda arkadaşlar. Ankara ve Eskişehir sanayi, ticaret, ulaşım, buna eğitimi de katabilirsiniz. Mesela yoğunlaşmış olmasında. Çünkü bir de oralarda şey de var. Yani oraya giden öğrenciler kalıyor orada. Yani hayatın artık orada devam ediyor. Dönmüyor tekrar yaşadığı yere. Çok etkili oluyor bu Eskişehir'de. Diyebiliriz. Bir de nüfusun az olduğu yerlere bakalım. Yıldız Dağları bölümü. Yıldız Dağları dediğimiz yer arkadaşlar. Burası aynı zamanda bir masif araziydi hatırlayın. Yer şekilleri dağlık olması, ulaşım yollarına sapa kalması. Yani kenarda kalması. Şimdi Kocaeli gelişir. İstanbul'un İstanbul Ankara yolu üzerinde ne yapıyor insanlar? İstanbul'dan Ankara'ya gidip gelirken geliyor burada Kocaeli'den, Bilecik'ten geçiyor. Şimdi Sakarya'dan geçiyor. Yani şimdi Yıldız Dağları'na işin olmadığı zaman, yani şu Türkiye'nin kıyı yerine ya da Sinop'a mesela işin olmadığı zaman gitmezsin yani. Buraya niye gidersin? Hani çok turistik bir yer olacak, tarihi bir yer olacak ki gidesin. Ya da mesela Muğla Menteşe yöresi gibi hani birazcık turizm ya da Antalya'da turizm olacak ki gidesin. Onlar da yok. Olsun, insanlar gitmiyor. Biga Yarımadası yani Çanakkale'nin olduğu yer arkadaşlar şurası. Bu da ulaşım yollarına sapa kalması. Hani bu da yer şekillerinden ziyade kıyıda kalması. Çok fazla nüfuslanmamasının nedeni. Menteşe yöresi yer şekilleri yani dağlık engebeli olması, yolların az olmasındaki etken. Teketaşeli platosu, yer şekilleri ve karstik arazi. Karstik araziden dolayı oradaki alanı zaten çok fazla kullanamıyorsun. Teke platosu, Taşeli platosu. Hakkari Şırnak yer şekilleri iklim yani burada özellikle şu Şırnak'ın yarısından sonra yani şu Şırnak şöyle olsa Şırnak'ın yarısından başlıyor dağlık alan Hakkari, Buzulca, Ciro dağlarına kadar gidiyor. Burası dağlık arkadaşlar. Engebeli ve iklimi de sert. Kar yağıştı. Bu yüzden yoğun nüfuslanmamış. Gümüşhane, Bayburt dediğimiz gibi Bayburt, Gümüşhane bunlar da Karadeniz bölgesine bağlı iller ama Karadeniz'le alakası yok. Bunlar Karadeniz'in yetim illeridir arkadaşlar. Öksüz illeridir. Bunlara bakmıyorlar. Çünkü nemli hava kitlesi geçemiyor. Yüksek dağları ve burada artık iklim pek elverişli olmuyor arkadaşlar. Yer şekilleri, iklim. Sivas çevresi. Şöyle işaretleyebiliriz Sivas çevresini. Yer şekilleri Sivas'ta yüksek bir yer. Zaten soğuğuyla meşhur. Tuz Gölü ve çevresi yetersiz yağış. Yetersiz yağış. Bu yetersiz yağışla da birlikte tuzlu yani verimsiz toprak ön plana çıkıyor arkadaşlar. Bunlar da Türkiye'nin nüfusunun az olduğu yerler, yeşil renkler, kırmızı olduğun yerlerde fazla olduğu. Bu nüfusun dağılışındaki en önemli faktör sanayi ve ulaşımdır arkadaşlar. Çünkü bir yerde sanayi varsa fabrika vardır, iş imkanı vardır. İnsanlar ne yapar? Oraya göç eder. Bitki örtüsü ise en az etkilidir. Yani bir insan, burası orman bitki örtüsüymüş. Hadi gelin buraya yerleşelim, ormanda yaşayalım demez. İş neredeyse oraya gider. Yapısal özelliklerine de bakalım. Sonrasında da dersimizi bitirelim. Nüfus bitsin. Haftaya da göç ve yerleşmeyi işleyelim. Nüfusun yaş yapısı, nüfusun eğitim yapısı, cinsiyet yapısı, sektörel yapısı ve kırsal kentsel oran. Yaş yapısıyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi şurada Türkiye'nin nüfus piramidini görüyoruz. Şimdi biz bunu 3 grupta inceleyeceğiz. 1. 0-15 yaş arası şu çektiğim çizgi. 2 60 yani 15-65 yaş arası şurası ya da onu çekmeyeyim, şunu çekeyim. Daha
Doğru olur. Şuradan itibaren çekeyim. 60-65 yaş arası. 15-65 yaş arası ve 65 yaş üstü. Şimdi burada taban ne kadar genişse, şu taban kısmı ne kadar genişse, anlayın ki burada o kadar çok doğum oranı var. Çok fazla doğum var. Eğer bir yerde taban, nüfus piramidinde taban çok genişse, burası gelişmemiş bir yerdir. Niye? Çünkü çok fazla çocuk doğuyor. Şimdi sanayileşmiş yerlerde kadının iş hayatına girmesi doğum oranını gitgide düşürür. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Bakın bize de dikkat edin. 1980-84 yılında taban ne kadar geniş. Ama 84'ten sonra bir durağanlık başlıyor ve daralmaya giriyor. Ve daralmaya giriyor. Bakın 84'e kadar, şurası 1984. 84'e kadar bir piramit çizdiğiniz zaman şu şekilde bakın. Tam bir üçgen piramidi görüyorsunuz. Bu üçgen piramit gelişmemiş ülkelerin piramidi. Ama artık bizimki üçgenlikten çıkmış, ne yapmış? Biraz daha kendine has bir şekil almış arkadaşlar. İşte bu da senin doğum oranının azaldığını ve nüfusun ve ekonominin geliştiğini, yani ülkenin geliştiğini gösterir. Bu şekilde yorumlar yapacağız arkadaşlar piramitlere bakarak. Piramit önemli, dikkat edin. Bir de taban kısmı darsa, ne kadar darsa doğum oranı o kadar az olur ve burası da o kadar gelişmiş olur. Bir de arkadaşlar yaşlı nüfusa dikkat edin. Yaşlı nüfus. Şimdi bizdeki yaşlı nüfus dar. Dikkat edin. Çok fazla yok. Çıkıntılar çok fazla değil. Bu Avrupa ülkelerinde, Avustralya'da, Amerika'da, Kanada'da, şimdi bizde böyle üstten aşağı iniyor ya yaşlı nüfus. Dar ya. Onlarda ise arkadaşlar bu şekilde oldukça geniş. Yani şuradaki 79 yaşlar tam buralara geliyor. 80 yaşlar ta buralara gidiyor. Ortalama ömür fazla. Gelişmiş ülkeler olduğu için onların nüfus piramidi çan şeklinde oluyor, arı kovanı şeklinde oluyor. Bizimki birazcık daha üçgenden bozma, yavaş yavaş taban daralmaya doğru gitmiş. 3 grupta inceliyoruz. 0-14 yaş, 15-64 yaş ve 65 yaş üzeri diye. Bunların içerisinde arkadaşlar 0-14 yaş genç, çocuk nüfus ve bizim nüfusumuzun neredeyse 4'te 1'ine denk geliyor. %23. Yani önemli bir rakam. Yani bizim nüfusun 4'te 1'i 0-14 yaş arasında. Yeni doğan çocuk, okul çağındaki çocuk diye düşün. 15-64 yaş arası bu üretken nüfustu. Çalışma çağındaki nüfus. Bu da arkadaşlar %67 oldukça fazladır. Ve bu bir ülke için iyi de olabilir, kötü de olabilir. İyi yönde kullanırsan iyiye gider, kötü yönde kullanırsan kötüye gider. İşte devlet şu anda bunu kontrol etmek istiyor. Yani alttan bir nesil geliyor. Evet, şimdi alttan gelen nesil çok iyi de olabilir. Çok zeki olur. Mühendisler çıkar, doktorlar çıkar, bilim adamları çıkar. Çok kötü de olabilir. Sonra hepsi gider TikTok çeker arkadaşlar. İşte bunu engellemek lazım. Eğer devlet başaramazsa bunların hepsi birer saatli bomba olur ileride. Hepsi sana ileride işsizlik olarak geri gelir. Sorun olarak geri gelir. Eğitimsiz nüfus olarak geri gelir. Okuma yazma bilmeyen nüfus olarak geri gelir. Sıkıntı olur. O yüzden bunları iyi eğitmek lazım. Şimdi biz elimizden geleni yapıyoruz ama hani liselerde derse girerken yani çok kötü geliyor yani. Böyle çok detay emeyim de yani neler görüyoruz neler. Yüz derse geçtim anlatırız. Yani Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Şimdi bunların içerisinde de çalışan nüfus, çalışma çağındaki nüfus dedik ya, hepsi tabii ki çalışmıyor. 15 yaşındaki bir çocuk nerede olur? Lisede olur yani. 15, 16, 17, 18 lisede olur. Şimdi bunların içerisinde üniversite okuyanlar var mı? Var. Bunların hepsi tabii ki çalışmıyor. Bunların içerisinde aktif olanlar, bir de aktif olmayanlar var arkadaşlar. Bunları da bu şekilde ikiye ayırıyor. 65 yaş üstü de yaşlı nüfustur. Bunlar da arkadaşlar bağımlı nüfustur. Bunlar devlete bağımlıdır. Emeklidir 65 yaş üstü. Devletten para alır. Bizde az. %8,8. Çünkü ortalama ömür çok fazla değil ya. Çok gelişmiş bir ülke olmadığımız için yaşlı nüfusumuz da çok var. Dedik ya, insanlar çalışıyor, yıpranıyor. İleride şeker, tansiyon, kolesterol. Hadi emekli oldum, hayatımı yaşayacağım diye emekli oluyor. Sonra doktordan çıkamıyor. Elinde bir kutu ilaç. Ne zaman ölürüm diye bekliyor. Ondan sonra Allah rahmet eylesin öldü. Gitti. O yüzden çok fazla değilimizdir şimdi. 0-14 yaş arası da bağımlı nüfustur. Bunlar kime bağımlıdır? Bunlar da aileye bağımlıdır. 65 yaş üstü devlete bağımlıdır. 15-64 yaş içerisinde de öğrenci olanlar vardır. Bunlar da yine aileye bağımlıdır arkadaşlar.
Ortanca yaş. Yani ortanca yaş yani gelişmiş illerde daha fazladır. Gelişmemiş illerde ise daha düşüktür. Ne demek istiyor? Örneğin senin ortanca yaşın 40'sa demek ki burada ortalama ömür 80 çıkar. Çünkü 0 ile 80'in arası 40. Yani Sinop'ta insanlar 40 yaşına geldiği zaman ortanca yaşa geliyormuş. Ama bir Urfa'ya geldiğiniz zaman şimdi 19,8-20 desen 40 dedin, 0 dedim. Bunun ortanca yaşı ne olur? 20. Yani sen 20. yaşa geldiğin zaman Şanlıurfa'da ortanca yaşını yaşıyorsun. Neden? Çünkü orada da şimdi sanayi yok, teknoloji yok, yaşam zor, insanlar yıpranıyor ve ortalama ömür, bakın ortalama, insanlar 40 yaşında ölür demiyorum orada. Ortalama ömürleri daha kısa oluyor. Bu da ne yapıyor? Ortanca yaşı düşürüyor arkadaşlar. Sinop, Balıkesir, Giresun ortanca yaşının en fazla olduğu iller, en düşük olduğu illerde ise Şanlıurfa, Şırnak ve Ağrı var. Yani daha çok yine ülkemizin doğu bölgelerine denk geliyor. 2. Nüfusun eğitim yapısı. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında %20'lerde okuma yazma oranı. Çünkü insanlar konuştuğu gibi yazmıyor. Yani Osmanlıca çok zor bir dil. Hani böyle bir bildiğim kadarıyla Arapça, Farsça karışımı bir şeymiş herhalde. Böyle olduğu zaman okuma yazma çok zordur. Ne zaman ki harf inkılabı oldu. Harf inkılabı, inkılap deniyor. İnkılap. Yoksa Tarih Hocam döver beni. İnkılap arkadaşlar. Harf inkılabı olduktan sonra Türkiye'de günümüzde 97'lere kadar çıktı okuma yazma oranı. Mesela bu oran Finlandiya'da %100'dür, Azerbaycan'da %100'dür, gelişmiş ülkelerde %100'dür mesela. Gelişmekte olan ülkeler %100'e yakın ama Afrika ülkelerinde çok çok az bu miktar. Mesela TRT belgeselde bir program var, izleyin. Zorlu okul yolları diye. Yani oradaki çocuklar okula gitmek için hani böyle bir 2-3 saat yol yürüyorlar çölde falan. Yani bayağı zorlu şartlarda okuyorlar ki hadi okudukları da okuma yazma öğreniyorlar. Hani bir mühendislik eğitimi falan da almıyorlar yani. Gerçekten çok zor şartlar. Türkiye'de 6 yaş üzeri toplam nüfus içerisinde erkeklerin oranı %99,1, kadınların oranı ise %94,8'dir arkadaşlar. Batı'da yani Marmara, Ege, Akdeniz buralarda okuma oranı yüksek. Doğu'da ise bu oran daha düşüktür. Son dönemlerde arttı ama hatırlayın yakın zamanda işte baba beni okula gönder, haydi kızlar okula, kaydelen Ayşeler vardı hatırlayın. Bunlar hep doğudaki kız çocukların okula gitmesi için teşvik edici projeler. Yani orada mesela öğretmenlik yapan arkadaşlarımız var. Hani ev ev gezenler de varmış. Kültür var işte. O kültürü kırmak lazım. Kız çocuğu okumuyor. Aksine yani kız çocuğu okuyacak. Yani kesinlikle okumalı. Çok kötü bir durum. Kesinlikle okumalı. Nüfusun cinsiyet yapısı. Türkiye'de kadınların nüfus oranı %49,8, erkekler %51,2. Bunlar birbirine yakın çıkar zaten. Ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında öyle miydi? Hayır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında savaş durumunda erkekler dedik ya daha çok cepheye gitti, şehit oldular. Erkek nüfusumuz. Bu durumda kadınların oranı fazlaydı ama günümüzde artık bu oran dengelendi. Hatta erkekler öne geçmiş. Yaşlı nüfuslarda ise kadınlar daha geç yaşlandıkları için kadınların oranı daha fazla erkeklere göre. Bunun en önemli sebebi de arkadaşlar kadın dırdırıdır. Kadın dırdırından dolayı erkekler erken bir tarihte bu dünyadan göç ederler. Öteki dünyaya göç etmiş olurlar, ruhlarını teslim ederler. Lütfen buradan kadın arkadaşlarımıza sesleniyorum. Çok fazla dırdır yapmayın. Bırakın erkekler de uzun yıllar boyunca yaşasın. Yazıktır, günahtır. Bize yapmayın diyorum. Ve bu şakadan sonra devam edelim. Sanayiye bağlı olan, yani sanayi faaliyetlerine bağlı olarak şehirlerde erkek nüfusu fazla. Neden? Şimdi göç böyle hemen adam alıp böyle her şeyini kamyonete doldurup çoluğunu çocuğunu alıp gitmez. Adam önce kendi gider. İşte büyük şehire orada biraz çalışır. Ondan sonra bir yatar kalkar orada. Bir etrafı öğrenir iyice. Sonrasında da ev kiralayıp eşini, çocuklarını, annesini, babasını yanına. Ama göç veren yerlerde de daha çok kadın nüfusu fazladır. Dediğimiz gibi göçe önce erkek gidiyor arkadaşlar. Buyur. Devam edelim. Nüfusun sektörel yapısı. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane ekonomik faaliyet. Şimdi birinci ekonomik faaliyet
kilime. Yani direkt doğadan ham madde elde ediyoruz. Tarım, hayvancılık, ormancılık, maden, avcılık, toplayıcılık, balıkçılık. Bakın madencilik de bir birincil ekonomik faaliyette. Çünkü doğada maden var. Sen o madeni ne yapıyorsun? Direkt çıkarıyorsun. İkincil ekonomik faaliyet sanayi. Doğadan elde ettiğin ham maddeyi herhangi bir sanayi kolunda işleyeceksin. Tarım, domates yetiştirdin. Bu domatesi topladın. Bu birincil ekonomik faaliyettir. Domatesi fabrikaya götürdün, salçaya çevirdin. Ne yaptın? Gıda sanayisi. Ne oldu bu? Primer, sekonder, ikinci ekonomik faaliyet oldu. Her türlü sanayi arkadaşlar, kimya, endüstri, otomotiv, tekstil, gıda, her türlü sanayi. Üçüncü ekonomik faaliyet türü hizmet sektörü arkadaşlar. Hizmet. Bakın burada bir vezneci de girer, bankacı da girer, öğretmen de girer, güvenlik görevlisi de girer, belediyedeki temizlik işçisi de girer, polis de girer, doktor girer, asker, hepsi. Yani vatandaşa hizmet eden her şey burada üçüncü ekonomik faaliyet, hizmet sektörü. Dördüncü ekonomik faaliyet biraz daha günümüz meslekleri, bilgisayar, yazılım, donanım, bu işler arkadaşlar, Ar-Ge çalışmaları. Beşinci ekonomik faaliyette CEO, karar verici, karar veren yetkiye sahip olan meslek, CEO, en tepedeki adam, tek olan. Bunlar da arkadaşlar beşinci ekonomik faaliyettir. Tersiyerde şuna dikkat edin, yani şimdi dolmuş şoförü de girer buna, bankacı da girer. Şimdi dolmuş şoförü için bir ekstra bir şeye gerek yok. İşte bir diplomadır, efendim üniversitedir gerek yok. Ehliyetin varsa sınavını geçersen yapıyorsun dolmuş. Ama bankacılık için bir diploma, eğitim şart. Ama ikisi de vatandaşa hizmet ediyor. O yüzden üçüncü ekonomik faaliyet. Buna dikkat edin. 1927 yılında bakın tarım %89, hizmet %4, sanayi %5. Yani teknoloji yok, sanayi yok. O yüzden tarım çok fazla. Ama gitgide azalıyor tarım. 2019 yılında tarım %17, hizmet %57, sanayi %25. O zaman ben burası için ne derim ülkemiz için? Demek ki biz gelişiyoruz. Gelişmekte olan bir ülkeyiz diye yorumluyorum. Buna da dikkat edelim. Beşincisi ve sonuncusu da nüfusun kırsal kentselliği. Cumhuriyet'in ilk yıllarında arkadaşlar kır nüfusu %75, kent nüfusu %25'e yakın. Sonrasında 1985 yılında arkadaşlar bu değişiyor. 1985 yılında bizde kent nüfusu kır nüfusunu geçiyor. Kent nüfusu kır nüfusunu geçiyor. Günümüzde ise bu oran arkadaşlar %93'e %7 civarında. Yani olay tam tersine dönmüş 1927'den 2019'a Türkiye'de nüfusun kır ve kent nüfusu tam birbirinin tersine dönmüş. Kent nüfusu derken nüfusu 10.000'den fazla olan yerler, sanayi yapılan yerler, ticaret yapılan yerler, bundan bahsediyorum arkadaşlar. Evet, genel olarak nüfusla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Nüfus bitmiştir. Haftaya göç ve yerleşmeden devam ederiz. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Yayını kapatacağım çünkü sürem dolmak üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Soru çözümü de bana ulaştırın. Kendinize dikkat edin.